Merhabalar. Bugünkü tarifim süt dilimleri. Bunun için gerekli olan malzemeler: bir su bardağı süt, yarım su bardağı süt reçeli, krema var bir kutu, balım, vanilyam ve nişastam var. Ayrıca jelatinim var. Süt dilimine öncelikle ara kremasını yaparak başlıyorum. Çünkü muhallebisinin soğuması gerekli. Sütümü, bir su bardağı sütümü kabıma alıyorum. Süt reçelimi de ilave ediyorum. Süt reçelimi bir gece önce hazırlamıştım. Nişastamı ilave ediyorum. Vanilyamı ilave ediyorum. Ve bu karışımı muhallebi kıvamında pişireceğim. Sürekli karıştırarak daha pürüzsüz bir muhallebi kıvamlı pişmesini sağlayacağım. Muhallebim koyu kıvamlı pişti. Bakın. Jelatinimi öncelikle suyu ıslatıyorum. Siz diyebilirsiniz ki jelatin kullanmasak nasıl olur? Jelatin kullanmadığınız zaman çok akıcı bir krema oluyor. Ara kreması çok akışkan oluyor. Ve istenen kıvam tutturulamıyor. Jelatinimi sudan çıkartıyorum. Sıcak muhallebinin içine ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. İşte şöyle göstereyim. Balını da ilave ediyorum. Süt reçelli muhallebim hazır. Şimdi de kremamı katı hale gelene kadar mikserimle çırpıyorum. Bir kıvama gelene kadar mikserle çırptım. Şimdi süt reçelli muhallebi ile karıştırıyorum. Süt dilimi için ara kremamızı hazırladık. Şimdi kekine geldi sıra. Bunun içinde yumurtam var. Yumurta aklarıyla sarılarını ayırdım ben. Şekerim var. Bir su bardağından bir parmak eksik şeker. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir fiske tuzum var. Kakao ve unum var. Yumurta aklarını çırpıyorum. Bir fiske tuz ilave edeceğim. Şekerimin yarısını yumurta aklarına yavaş yavaş ilave ederek mikserle çırpıyorum. Yumurta aklarını tıraş köpüğü kıvamına gelene kadar, yani akıcı olmayacak kıvama gelene kadar çırptım mikserle 7-8 dakika. Şimdi bunu kenarda beklesin. Yumurta sarılarına geldi sıra. Yumurta sarılarının üzerine yavaş yavaş şekerimi ilave ederek çırpmaya devam ediyorum. Yumurtaların rengi açılıp krema kıvamına gelene kadar 5-6 dakika çırptım. Bakın kıvamını. Şimdi sıvı yağımı ilave edip tekrar çırpacağım. Yarım çay bardağı sıvı yağım vardı. İlave ediyorum. Ununu ve kakaosunu ilave ediyorum. Koyu kıvamlı bir karışım olacak. Yumurta aklarından yavaş yavaş ilave edeceğim. Mikserimle karıştırıyorum. Kakaoyu ilave ettiğim için çok koyu kıvamlı bir karışım oldu. Yumurta aklarından ilave ederek daha akışkan bir hale gelmesini sağlayacağım. Bu sırada fırınızı çalıştırın. Sıcak fırında pişireceğiz kekimizi. Kakaolu karışım akıcı kıvama geldi. Şimdi yumurta aklarından artık ilave edebilirim. Mikserle değil de bir çırpıcı veya bir spatula ile karıştıralım artık. Ben kalıp olarak 20 santimetrelik iki tane çember kullanıyorum. Ama tabii ki herkesin evinde aynı boyda kalıpta çember olmayabilir. Bunun için siz de isterseniz fırın tepsisi kullanabilirsiniz. Yağlı kağıt serili fırın tepsisini tercih edip ikiye bölebilirsiniz.
Keklerim pişti. Fırından çıkartıyorum. 15 dakikada 160 santigrat derecede pişti. Soğuduktan sonra aralarına kremalarını koyup yerleştireceğim. Yaklaşık bir çay bardağı kadar kremamı ısıtıp üzerine çikolataları ilave edeceğim. Kremam ısındı. Bakın hemen kapatıyorum ocağın altını. Isınan kremamı çikolatalarımın üzerine ilave edip karıştıracağım. Keklerim soğurken kurumaması için üzerine nemli bez örtmüştüm. Onu kaldırıyorum. Kekimi kalıbımın içine yerleştiriyorum ve kremamı kekimin üzerine aktarıyorum. Üstünü de yerleştirdikten sonra hazırlamış olduğum ganajı kekimin üzerine yerleştiriyorum. Buzdolabından çıkarttım. Şimdi kalıbından da çıkartacağım. Evet. Pastanın iç hali. Gördüğünüz gibi. Çok güzel değil mi? Süt dilimleri harika gözüküyor. Size şuradan tabağa koyup tekrar göstereyim. Beyazın üzerinde bakın.